Değerli takipçilerim merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Bugün neredeyiz? Bugün sürpriz bir isimin bahçesindeyiz. Mehtap ablamızın bahçesindeyiz. Geçen sene hatırlarsanız bir budama yaptık. Bahçede ne kadar hastalık varsa halk leke, dal kanseri, vertisülyum hepsini barındıran bir bahçenin budamasını yapmıştık. Ve aradan bir yıl geçti. Ve bir yıl sonra neler değişti bu bahçemizde? Ve bir yıl sonra ne budaması yapıyoruz? Buyurun Mehtap ablamızdan dinleyelim. Merhabalar, Mehtap Malaymar ben. Dikili'de bulunuyor bizim bahçemiz. Eren'in bahçe bahsettiği gibi geçen sene geldiğinde bizim bahçemizde zeytin ait ne hastalık varsa hemen hemen hepsi vardı. Ki bunun daha önceki videolarımızda da göstermiştik. Şimdi bu sene Eren'in öncülüğünde bize tavsiye ettiği ilaçları ve şeyleri yaparak şimdi göreceksiniz zaten bahçemiz çok şükür bir hastalığı kalmadı. Ağaçların formu da sağlığı da gayet iyi görüyorsunuz. Zeytinlerde herhangi bir halkalı leke, kanser gibi şeyler kalmadı. Şimdi geçen sene bir budama yapmıştık zaten kalın budamaydı. Yani ağır budama dediğimiz kalın dalları çıkarmıştık. Bu sene ince budama dediğimiz budamayı yapacağız. Bugün başladık Eren'le. Ağacımız da bu. Şimdi Eren bize onu... Bu arada abimizle tanıştırayım sizi. Şu an çalışmakta olan abimiz Aydın'dan geldi. Bugün gün içerisinde takipçimiz İlla Eren hocam yarın neredeyseniz yanınıza geleceğim dedi. Ve eline aldı çapasını. Önden dip çapalıyor bize. Sağ olsun Aydın'dan çıkıp Dikili'ye, İzmir Dikili ilçesine bizi izlemeye geldi. Sık küçükten bir tanıyalım abi. Yüksel Özkan ismim. Zeytincilikte bu yıl tanıştım. Ağustos ayı gibi. Nasip olursa gerek Eren hocamdan gerekse Mehtap hocam gibi bilgili insanlardan bilgiler almaya ne kadar faydalanabilirimle alakalı geldim. Başarılarından dolayı öncelikle Eren hocamı akabinde de Mehtap Hanım'ı çok tebrik ederim. Abi görünce mandıra filozofu geliyor gözümün önüne. Şehrin o kalabalığından, o iş yoğunluğundan, iş temposundan eşofmanlarını giymiş, eline çapasını almış. Burada resmen bir stres atıyor. Şimdi tekrardan teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz, sırf bizim için onca yol kat edip geldiğiniz için. Siz de aynı şekilde Mehtap abla ikinci yılda budamanızı bize verdiğiniz için. Şimdi gelelim ağaçlarımıza. Bu bahçede 450 tane trilya ve edremit, birkaç tane de manzalin, İspanyol çeşitli bir ağacımız var. Burada biz geçen sene daha çok sert budama yaptık. Burada katliam yaptık biz. O da kışın ortasında. Bir aydı ve çok soğuktu o zamanlarda. O videoyu izlemek istiyorsanız linkini atacağım açıklama arkasına. Bir yıl sonra ne yapacağız biz bu bahçede? Bir yıl sonra ince ara yani ürün budaması. Görmüş olduğunuz ağacın üzerindeki bütün yeşil aksamlar hepsi meyve gözü. Mehtap ablamız da iki yıl önce güvenemediği için kimseye budattırmak için adam bulamadığından dolayı o yıl budanmadan geçti ve geçtiğimiz yılda yok denecek kadar meyve az çıktı. Şimdi bu yıl biz bu bahçede eğer ki budama yapmaz isek ne olur? Budama yapmazsak önümüzdeki yıl bu ağaçta ortalama 60 ila 70 kilogram meyve verecek bize. Meyve daha çok küçük olacak, yağlık olacak ve bir sonraki yıla meyve yapmayacak. Biz bunu istemiyoruz. Biz var yılı yok yılını öne geçmek. Bu yıl atıyorum 10 ton verdiyse önümüzdeki yıl 500 kilo değil de 5 ton 6 ton versin istiyoruz. Şimdi bizim bu sene bütün meyve gözlerini ayıklayacağız. Ortalama 30-35 kilogram meyve istiyoruz ki duble 1-2 yapsın. Bunun için nasıl bir işlem yapacağız? Buyurun beraber izleyelim. Şimdi bizim şu sürgünler, şunlar her biri bu sene bizim çalıştığımız sürgünler. Geçen sene buralar bomboştu. Hepsi halkalı lekeydi değerli takipçiler. Bu sene birkaç uygulamayla ve Mehtap ablamızın daha çok mesai harcayarak yaptığı işlemler sonucu çok güzel sürgünler elde ettik. Ve hastalıklardan bir nebze olsa %70 bir önüne geçmiş olduk. Şimdi biz bunları seyreltme budaması yapacağız. Önce ne yapıyoruz? Sakın üzülme. Ben şu anda keserken üzülüyorum. Çünkü görüyorum meyve gözlerini. Ama bunu yapmak zorundayım. Yani az meyve alırsak daha iri yapacağından hiç kesmememizi yani hiç kesmezsek eğer bahçeyi aynı tonaja denk gelmiş olacak. Az ürünle maksimum verim. Çünkü önümüzdeki yıl zaten yok yılı. Evet.
olan yüzü gülecek. Şu an bu ağacımızın pek bir şekli yok. Biz burada çizikler uygulayarak yine taze sürgüler elde ettik. Biraz sert bir kesim olmuştu. Şimdi geriden bir bakalım ağacımıza. Ürün budaması yapacağız. Kalın dal çıkarmayacağız. Şöyle ürün budaması. Şöyle bir ağaçta yaklaşık bir 5 kilo meyvemiz var bizim. Şu sürgünler hepsi bizim meyve. Bunu olabildiğince aynı ışık alabilmesi ve aynı kalibrede meyve olabilmesi için 360 derece ağacımızı %50 sadeleştireceğiz. Ne yapıyoruz böyle? Sık olan dalları, birbirine çarpan dallarımızı bir keselim. İnce cılız dalları çıkaralım ki bunlar bizi iri meyve yapmaz. Genelde küçük meyve yapar. Her zaman alttaki dalları çıkarıyoruz. Alttaki dallar genelde hava almadığından dolayı kurumalar fazla olur. Güneşin iyi açıyla alan dalları bırakıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortalama her bir buketli arkadaşlar bizim 10'ar tane çiçek açacak şuralardan. Her bir çiçekten de bir meyve olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bunda %50'sini çiçekte döküldüğünü farz edin. Şöyle bir yerde bir 500 yarım kilogram meyvemiz var demek. Şurada. Tabii doğa olayları, afet olmazsa. Tabii bacasız fabrika biliyorsunuz ziraatin. Ona bizim garantimiz yok. Biz zaten Mehtap abla, biz burayı bahçeyi ilk teslim aldığımızda budamadan önce size bir sonraki yıl için ne demiştik? Fazla ürün alamayacağımı söylemiştin. Evet. Evet, fazla ürün alamadık ama yine de biraz oldu. En azından kendi sofralarımız ve yağlarımız çıktı. Daha yani çok sürgüne çalışacağız dedik. Evet, evet. Hastalıklardan bir arınacağız dedik. Aynen. Önümüzdeki yılda ağırlık meyveye çalışacağız. Tabii benim bir iç kısma girmem lazım. Orayı bir toparlamam lazım. Her çekimde böyle olur zaten, gelirler. Bizim yan komşumuz şu an buraya doğru geliyor. Geçen sene tabi budama yaptık. Her ne kadar havalar çok soğuk, taneler, zeytinler yanacak dese de gene de yanımıza geliyor. Ocak ayı içerisindeyiz şu anda. 2023. 2023'ün ilk videosu diyebiliriz. Yüksel abi. Efendim hocam. Bizi siz YouTube'dan izliyorsunuz. Yakın bir takipçimizsiniz. Evet hocam. Oğlum. Aa, bak olmaz şimdi. Çekim yapacak o, sen git. Hadi git sen. YouTube'dan ekranda gördüğünüzle şimdiki Eren Vural nasıl? Hocam hiçbir fark yok. Aynı doğallığın. Eğer fark olsaydı zaten samimiyetle ilgili şüphe mi oluşurdu? Bunu da bu samimiyetle anlatamazdım. Elinize, kolunuza ve yüreğinize sağlık. Teşekkür benim ederiz. Daha önceki izlediğim videolarla şu an canlıda izlediğim arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Aynı samimiyeti, aynı içtenliğiyle anlatmaya çalışıyor. Tekrar sağ olsun. Şimdi Yüksel abi, benim tek böyle sıkıntı olduğu konu ne biliyor musun takipçilerimize? Şu an o kadar çok yazıyorlar ki sağ olsunlar. Ama direkt şey soruyorlar. Hocam 100 ağacın var, kaç paraya budarsın? Bak bu bahçenin işlemine bak. Tamamen farklı. Ağacınız mesela sizin kendi Çanakkale'de bahçeleriniz var. Oradaki işlemler farklı. Şu an evet. İnce ara yapıyoruz. Yani 360 derece şey dokunduruyoruz mesela. Hakikaten. Bazen onlara diyorum ki işte resim atı resimlere göre. Artı zaten programımız dolu. O konuda yani rica ediyorum. Bir de telefon istiyorsunuz. İnanın günde en az akşam gittiğimde 100 tane maile cevap veriyorum. 50'si rahat telefon istiyor. Ya siz zaten sorularınızı sordunuz mu? Biz her türlü cevap veriyoruz. Bakın abimiz mesela ta ki tarlaya gelene kadar Messenger üzerinden yazıştık. Evet, tarlaya geldik, telefon verdik. Yani sizin bütün sorularınızı ben her türlü yani sanal ortam üzerinden de cevaplıyorum. Sıkıntı yok. Ya bunun için telefon o kadar önemli değil ve ağaçların fiyatlandırması konusu.
konusunda arkadaşlar. Yani hiçbir şey kolayına sinirlenmem ama bu iki hususta birazcık sıkıntı olabiliyor. Ne kadar çok ince ara yaparsanız taneniz daha iri olur. Bir sonraki yıla da o kadar sürgünleriniz olur. Mehtap abla. Hiç soru sormuyorsun ya. Nerede o eski Mehtap abla? Ne sorular sorardınız siz? Değil mi? Genelde ilk olduğu zaman sorular çok oluyor. Bir yıl boyunca WhatsApp grubu olduğu için artık sorusu yok hiç. Oradan da takip ediyoruz tabii. WhatsApp grubunda da bayağı faydalı şeyler paylaşıyorsun. Diğer üreticiler de iyi şeyler soruyor. Güzel soruları var. Oradan da öğreniyoruz tabii ki. Bir tane de Edremit bulacağım size. Bir trille bir tane de Edremit. Şimdi sinirlerde mesela bizim çevrede gördüğümüz genel budama şekillerinde ağacı daha böyle küçültüp neredeyse böyle o ortadan şey yapmak gibi kesmek gibi kesiyorlar. Yani böyle komple hizalamak gibi bir şekilde hı hı. kesiyorlar. Evet, ağaçlar daha küçük gibi oluyor ama ben o tarz uygulamayı çok doğru bulmuyorum. Eren'in kestiği bu budama şekli bana göre daha iyi. Çünkü şey bırakıyor. Taç bırakıyor. Taç bırakıyor. Ama tabii herkesin farklı bir şeyi var. Yani ya bizim zaten her seneki budamalarımız farklı. Bak geçen sene burada çok farklı bir işlem vardı. Hı hı. Bu yıl çok farklı bir işlem var. Ya bir yıl sonra da biraz daha farklı işlem olur. Geçen sene kesmediğimiz sürgünler de seneye gider mesela. Bunlar hep yeni taze sürgünler. Tabii bu ağaçta olmasa da diğer ağaçlarda kesilecek yerler var tabii. Şimdi eskiden dedemlerin söylediği bir şey var mesela bu budamada. Benim dedemler de eski zeytinci bir tarafım. Ağacın içinden kuş geçecekler onlar. Buradan kuşlar rahat uçacak budamadan sonra. Burada kuş sürüsü de geçer. Evet. O tabii işte ağacın nefes alması. Tam 30 kiloya eşitledik şu anda. Bir tane de aldık. Mete abla diyor ki ağaç başı 25 kiloya tamamlıyor mu? Yok diyor Eren hocam diyor 30 kilo olsun diyor. Şimdi 30 kilo niye? Aslında 35 kilo gibi düşünüyoruz. Şundan dolayı bizim ağaçlarımız 15 yaşını geçti. Biliyorsunuz zeytin ağacı 10 yaşını geçtiği zaman artık maksimum verim seviyesine ulaşmıştır. Ve ortalama kitaplarda da araştırmalarda da bakarsanız 40-50 kilo der bu yaş ağaç için. Şimdi daha aşağı düşürebilirsiniz tabii ki. Yani 20 kilo da indirebilirsiniz. Bir sürüsünü alırsınız. Ancak ağacın hem yaşı hem gelişimi hem bakım. Sonrasında uygulayacağınız bakım çok önemli. Bunlar yeterli olduğu zaman bir ağaç 30-40 kiloyu çok rahat iyi kalitede 1-2 numarada 3 numarada verir. 4'e düşürmez yani. O sizin biraz bakımınıza bağlı. Fark ettiniz mi? 30 kilo meyve alacağımız ağaçta merdiven kullanmadık. Evet. Bakın Akhisar'daydım dün gene ben. Sindelli köyünde. Koskoca trilya ağaçlarında ve şu merdiven nerede bizim merdiven? Merdiven. O merdivenin tepesine çıkıp da meyve alınan ağaçlar iki kasa veriyor ve yağlık. Yani biz her zaman bu Bergama dikili bölgesinde ağaçlarımızı bu şekilde istiyoruz. Bak sadece seçmedik. Bütün ağaçlar aynı şekilde bakın. Hepsi meyve gözleri. Bu 10 santimlik sürgünler hepsi meyve. Kimisi de at kuyruğu gibi yapıyor. Şöyle göstereyim bir tane örnek. At kuyruğu gibi yapıyor. Şöyle palatırları alıyorlar. Alıyorlar böyle geliyorlar. Çünkü dün ben çok şahit oldum. Akhisar'ın birçok köyünü gezdim. Şu palatırlardan alıp veremediğiniz nedir bilmiyorum ben size. Şöyle geliyorlar. Bakın şöyle bırakıyorlar. Şöyle. Bakın şöyle bırakıyor. At kuyruğu gibi. Bu sefer de burada da ince ara yapmadıkları için içerisinde hepsi meyve yapıyor. Gene küçük küçük yapıyor. Akhisar'da da ciddi anlamda sıkıntı var. Bakın buraları hepsini kesiyorsunuz. Birçok köye gidiyorum. İnkar etmeyelim. Şunları almayalım şu palatırları. Bu bahçeyi yazın çekeceğim. Yani değerleme videolarımın arasına koyacağım. Son hallerini de göstereceğim. Bakın en kaliteli meyveler buralarda olacak.
Tabii çünkü az ve iri yapacak. Evet. Buralar en kaliteli meyveler. Normal kendi budamanı yapsan buradan da ara budamaları yapacaksın. Buradan dal çıkaracağın evet. için bunlar da büyük olacak. Ve orada da büyük buraları olacak. Da bu arada makasada kesmiyorlar. Testereyle kesiyorlar. Buralar zedelendiği zaman da küçük bir dona karşı dal kanseri oluyor. Bakın Akhisar'ın büyük bir problemi de bu. Şimdi bir tane de Edremit size budayalım. Bu da bizim Edremit. Şu iki sıra hepsi Edremit'ti. Geçen seneki, şu iki sırayı bir çekebiliriz abla. Geçen seneki problemlerimiz bizim Vertsilium çok fazlaydı bu iki ağaçta ve aktifti o zaman. Ve dal kanserleri çok fazlaydı ve bu kadar yeşil aksam yoktu geçen seneki budamalarımızda. Tabii geçen sene videoda Edremitler yok. Şu anda bakıyoruz ki dal kanserlerimiz, ben daha görmedim. Önemli oranda yok. Önemli oranda yani yok. Geçen sene mesela böyle çıplak dal çok fazlaydı. Evet. Şu anda çok az var. Yani şu, bu çok az verimsiz. Bu zaten aktif bunu. Değil. Evet evet. Bu kuruları bu senede hı-hı. ayıklayacağız. Güzel bir ürün budaması yapacağız. Edremitlerde normalde önü ucu açık. Trilye gibi köreltmiyoruz. Şu an tepeye çıkacağım. Yapacağım işlem, ortayı gene boşaltacağım. Tepeleri körelteceğiz. Biz dip ve ortadan değil, şu uç sürgünlerden sürgün istiyoruz. Küçük böyle çok kalın dal çıkarmayacağız. Geçen sene çıkarmıştık. Tepeleri körelteceğiz. Ortayı boşaltıp en sonda küçük bir ince ara yapacağım. Şöyle bir yaklaşın abla. Şöyle ortalar dediğimiz bizim şunlar. Hani derler ya hocam, ortayı hep siz boş bırakıyorsunuz, güneşte yanmaz mı? Yanmaz. Hem kışın donar diyorsunuz, hem de yazın yanar diyorsunuz. İki çelişkili soru soruyorsunuz. Biz şimdi ortayı 180 derece kesmiyoruz. Biz şöyle goble yaptığımız için şöyle kesim yaparsak gün içerisinde bütün gün güneşe maruz kalır. Bu şekilde böyle yaparsak günün belli bir saatlerinde maruz kalır. Bizim ağacımızı hangi dönem yakar ağaçlar? Güneş? Yıl. Ağustos gibi değil mi? Evet, evet, zaten evet. Ağustos'a kadar, bakın Ağustos'a kadar zaten kapatıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hı-hı. Buralar geçen sene bomboştu. Bunlar bizim Nisan, Mayıs ve Haziran'da olan sürgünlerimiz. Hiçbir şekilde yakmaz. Merak etmeyelim. Bir sonraki yıl bir daha çıkarıyoruz. Hı-hı. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Yani yeterli miktarda güneş, yeterli miktarda da rüzgar alması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Yani çok aşağı da gitmeyecek, dimdik yukarı da olmayacak. Şöyle bir bombeli şekilde dediğimiz, goble dediğimiz tarzda bu diyor ki hem güneş alacak aralardan hem de tamamen yere doğru dönük yaptığınızda hem alt kısmın saçaklarından dolayı işlemesi zor hem de aşağı döndüğü zaman tamamen güneşe açık hale geliyor ağaç. Bu da istenen bir şey değil. Şimdi göreceğiz zaten Eren'in. Ve bir şey daha fark ettiniz mi? Geçen sene Mehtap ablamız hiç cevap vermiyordu. Genelde soru soruyordu. Bu sene fark ettiyseniz genelde soru sormuyor, cevap veriyor. Bu da demek oluyor ki bir yıl boyunca ilgilendiğimiz çiftçilerle birebir her gün eğitim veriyoruz. Sadece Mehtap abla değil. Birçok takipçileri, yani birçok budamasını yaptığımız tarla sahipleri zaten videolarımız var. Birçoğu da papağan gibi artık konuşuyor. Ya biz burada aslında evet. budamadan ziyade birebir danışmanlık da veriyoruz. Evet evet. Mesela bizim Yüksel abimiz hiçbir çıkar gözetmeksizin Aydın'dan buraya geldi. Birebir yaptığımızı görüyor. Sorular soruyor, cevap da veriyoruz. Sağ olsun hocam. Güveninize sağlık. Teşekkür ederim. Sizler yeter ki bizden isteyin, bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Yeter ki bu ağaçlarımızı üzmeyin. Hocam bir sorum olabilir mi? Tabii. Diğer ağaçlarda görmediğim bunda bu siyah nokta nokta lekeler var. Bunlar nedir? Bu genelde Edremit'e halk bir şey. Bizim güzel bir soru sordunuz. Vertsilium'lu dalları kesmezsek eğer en sonunda kararmalar olur. Güneş yanığı gibi böyle sert bir şunun gibi keseceğiz zaten en son. Hı hı. Onun bir akıntısı olur. Kara konşinille bunu karıştırmayalım. Genelde vertsilyumlu olan
ağaçlardan kaynaklanır. Bazı cinslerin de şu siyasi benekleri mi diyorsun? Evet, evet. Bu cinsin özelliği böyle. Cinsin özelliği. Dalda herhangi bir hastalık olduğu zaman. Trilyenin, Edremit'in bütün gövde yapıları farklıdır. Anladım hocam. Bu genelde biraz siyahlıktan akıntı gelir böyle. O vertüsülyumdan dolayıdır. Bu yoğun olursa biraz ya da daha burasını nokta nokta değil de. Vertüsülyumdan kaynaklı. Okey, tamam hocam. Bizim ağaçların meyve verdiği ve sağlıklı iri meyve verdiği ağaçların yapraklarından belli. Bakın şimdi geçen sene %80'i halka leke olan yapraklarımız, yakından çekim yapabiliriz. Şu anda hiçbir şekilde hastalığımız yok. Şeytanın kulağına kurşun. Biraz da tabii iklimle de alakalı bu durum. Bu bizim çok boya ekmiş. Buna gerek yok. Tabii geçen sene bunlar iki parmak kalınlığındaydı. Bu sene birazcık daha kalınlaşmış bunlar. Tepeyi ayarladık. Şimdi aşağı inip ufaktan bir merdivenle incar yapacağız. Bizim Mehtap ablamız buranın yağını özel taş baskıda çıkarıyor. Ve kesinlikle diplerini hiç koymuyor, karıştırmıyor ve çok lezzetli bir zeytin elde ediyor. Gerçekten Edremit yiyecekseniz Çanakkale, Edremit, Dikili, Ayvalık bölgesinde yiyeceksiniz. Bir ilin coğrafi işaret neredeyse gerçekten onu yiyeceksiniz. Abimiz Aydın'dan kuru incir getirmiş. Hepimiz de yedik. Müthişti. O tadı biz hiçbir yerde gördük mü? Müthişti. Ama doğal tabii yani. Doğal. Dağlarda yetişmiş ve doğal kurutulmuş bir incir. Hakikaten çok iyiydi. Bizim zeytinyağında da Eren'in bahsettiği bölgede bir tane zaten taş baskı fabrika var. Orada sıktırıyoruz zeytinyağlarını. Taş baskının farkı sıkarken bir hızlı şekilde bir baskı uygulanmıyor. Kendi doğal haliyle yağlar akıyor. Dolayısıyla da lezzeti ve içindeki şeyler, bakteriler daha farklı. Onun adı tam olarak neydi zeytinyağındaki şimdi? Polifenoller. Polifenoller daha yoğun. Yani ilaç niteliğinde olan yağlar elde edilebilir. Piyasada duyduğunuz tohum sıkım başka bir şeydir. Onlar genelde fabrika yağlarıdır. Genelde değil, tamamı. Taş baskı demiyorsa soğuk sıkım fabrikalarda yapılan bir yağdır. Asla birbirinden karıştırmayın. Çok farklı yağlardır. Almanız önemli değil ama mutlaka bir yerde denk geldiğinde tatmanızı öneririm. Ancak farkı o zaman zaten görebileceksiniz. Şimdi Eren budamaya devam ediyor. Bunlar bizim Edremit tipi ağaçlarımız. Hakikaten geçen sene birçok hastalık ve bakımsızlığı, yaprakların rengi böyle değildi, sıklığı böyle değildi. Çok şükür bu sene iyi gidiyoruz. Bakalım eğer iklim koşulları iyi giderse ve biz de bakımımızı iyi şekilde yapabilirsek iyi bir ürün alacağız. Tabii yaz döneminde de yine buradan paylaşımlar yaparız. Siz de takip edebilirsiniz. Zeytin de hepsi çok önemli. Yani budama en önemli şey diyebilirim size. Çünkü diğer şeyleri siz yapıyorsunuz. Hani bakım, mesela gübre vermek, o sizin elinizde olan bir şey, sizin yapacağınız bir şey. İlaç gene sizinle alakalı. Yani onu telafi edebilirsiniz belki ama budamayı telafisi olmayan bir şey. Ona göre budatmanızı tavsiye ediyorum. Yani biz yaklaşık 17 yaşında ağaçlarımız, 15 yıldır falan budama yaptırıyoruz. Hakikaten zeytinde en önemli şey budama, tabii ki ondan sonraki diğer aşamalar. Yani bakımı, gübresi, sulaması, sulama sıklığı, sulama ihtiyacı hepsi önemli. Yani çok su verirseniz de ağaca zarar. Az su verirseniz de zaten ürün alamıyorsunuz ya da ürünler küçük oluyor. Edremit'te de artık biliyorsunuz sadece yağlık değil, bunları da tane olarak satabiliyorsunuz. Dolayısıyla tanesi iri ürün aldığınız zaman yine aynı gemlik tipi zeytinlerde olduğu gibi ele döküyorlar ve elekte
boylama yapıp ona göre fiyat alıyorsunuz. Yani illa bunu yağ yaptıracağım diye bir şey yok. Dolayısıyla bunda da iri ürünü tercih etmek üreticilerin lehine olacak bir şeydir. Hani çok da uğraşıp böyle hemen yağa götürmek, çünkü yağı pazarlamak da bir problem. Ama diğer türlüsünde iri ürün alırsanız direkt onların da alıcısı var. Hani bilmiyorum olduğunuz bölgede var mıdır ama bu bölgede alıyorlar. Muhtemelen sizin olduğunuz bölgede de edremitleri de böyle tane olarak alıyorlardır. Çünkü yeşil zeytin biliyorsunuz daha dayanıklı, daha sağlam oluyor edremitten. Sizin oralarda da vardır. Bu anlamda da biz yine böyle çok ürün olsun istemiyoruz. Hani ağacın az önce Eren'in söylediği gibi, hani bunu budamasanız belki 50-60 kilo değil mi Eren? O civarda 50-60 kilo civarı hiç budamasak alabiliriz. Tabii, bu ağaçtan. Alabiliriz. Ama biz öyle istemiyoruz. Yani biz bu ağacımızdan yine 30-40 kilo civarı bir şey çıksın, taneleri iri olsun ki biz onu o günkü koşullara göre, piyasa koşullarına göre ya yağ vereceğiz ya da tane olarak satacağız. Onu artık önümüzdeki sezon, yani Ekim ayındaki piyasa belirleyecek. Ama biz hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Yani tane satmak üzerine yapıyoruz. Ki daha bizim için daha kolay oluyor. Yağ satmak, biliyorsunuz piyasada yağ deyince böyle, geçen gün mesela birisi geldi. İşte Ayvalık'tan litresi 60 liraya yağ bulduğunu söyledi. Mümkün olmayacağını anlatmaya çalıştım ama insanlar tabii anlamıyor. Bugün biliyorsunuz dip zeytini bugün için Dikili bölgesinde 12-14 lira arasında gidiyor. 12 lira olduğunu varsaysak şu anda 7-8 kilodan yağ alınabiliyor. Dolayısıyla zaten 7 kilodan alsa 84, buna bile sıktırma maliyetini koyduğumuz zaman 92-93 lira sadece fabrikadaki maliyetidir. Bu götürme getirme ambalaj maliyetleri olmayan bir şeyi 60 liraya nasıl verebiliyorlar bilemiyorum tabii. Kimseyi de şey yapmak istemem. Ben bunu sadece alıcı kişiye anlattım. Biz bu arada konuşurken Eren'i de görelim. Biraz bakalım nasıl buluyor insanlara. Bu taraftan çekim yaparsak. Şimdi genelde ya Eren hocam, ilk yıl kalın dal çıkardınız. İkinci yıl işlem daha kolay. İnce ara yapacaksın diye. İnanın ince ara daha ağır oluyor. Çünkü 360 derece her yere dokunuyorsunuz. Kalın dalda bir tane iki tane çıkarıyorsunuz, geçiyorsunuz. İnce araya önümüzdeki yıl yapacağım diye fazla ilgilenmiyorsunuz. Edremit'te de şu anda ince ara yapıyorum biliyorsunuz. Pek budamacı arkadaşlar makas Edremit'te kullanmaz. Neden kullandım? Bunu size yazın. Birebir görsel olarak göstereceğim. Ağacımız da bayağı büyükmüş. Evet, küçük gibi görünüyordu ama. Evet. Meta abla, sizden sonra artık hiç konuşasın gelmedi biliyor musun? Her şeyi, yok yok, her şeyi anlattınız, söylediniz. Böyle dinliyorum sizi sadece. Ya zeytin Türkiye'de çok şey bir iş yani. Tamam bakışık, ilgilenen arkadaşlar herkes farkında zaten. Herkes bir şey söylüyor. Demin anlattım ya, işte 60 liraya yağ satıyorlar. Yani bunun olası mümkün değil. Yani. Ama üreticiler kadar tüketicilerin de bilinçli olması gerekiyor. Sadece üreticinin bilinçli olması yetmiyor bu konuda. Tüketici de ne aldığını sorgulamalı. Hani bir de olunabilir şeyi var yani. Bir de tabii tüketirken ben özellikle böyle videoları yayınlayacağım kendi sayfamda da, bizim WhatsApp grubunda da. İnsanlar zeytini şey olarak görüyor, hani geliyorlar hemen topluyorlar böyle yani. Zeytin öyle, bir uğraşması yok zannediyorlar. Bakın işte yılın ilk haftasındayız. Şimdi budamayla başladığımızda bu hep aralıklarla devam edecek. Aralığın sonunda da hasat vardı. Yani ocağın ilk gününden aralığın son yani gününe kadar. Bu bitecek. Bunun üzerine bir yine ne atacağız Eren hocam? Havar gübresi atacağız. Evet. Ağırlık geçen seneden kullandığımız gübreleri bu sene kullanmayacağız. Damlama sisteminiz olduğu için bu sizin için güzel bir kolaylık. Damlaması olmayanlar daha yüksek maliyetlerle toprak altı sistemi uyguladığı için dekara 10, dekara 5 çuval kullanacağınızda damlamadan koskoca araziye bir çuvalla bunu işi götüreceksiniz. Siz şimdi eğer budamış olmasaydık bu bahçeyi,
ne kadar iyi ilaç, ne kadar iyi gübre kullansaydınız bu forma gelmezdi. Tamamen budama ve doğru ilacı, doğru gübreyi, doğru zamanda, doğru uygulamayla yaparsanız başarıyı elde edersiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani birçok bahçeye gidiyorum. Hocam işte bir yılda biz bu yaprak halka lekeden kurtulabilir miyiz? Hocam bir yılda dal kanserinden kurtulabilir miyiz? Bakın bu bahçenin bütün hastalıklarıyla ilgili bir video daha çektik. Onun linkini atacağım size. Ve bunu uygulamalı olarak hastalığı kopardık, zararlıyı kopardık. Canlı olarak bu bahçede videosunu çektik ve onun linkini size açıklama kısmına göndereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ve hepsini gördük. Ve bir yıl... Evet, hepsini vardı. Bu hastalık... Evet, daldan koparıp hastalığı uygulamalı gösteriyordum size. Daha ne kadar somut bir bilgi olsun ki değerli takipçiler. Bizim bu ağacımız şimdilik bu kadar yeterli. Şuradan bir bu açıdan da bakalım. Buralar bizim hep eteklerimiz. Meyve gözlerimiz. Ne yaptık? Bir tane trilye budadık. Bir tane edremit budadık. Nasip olursa, sağ kalırsak, ölmezsek yazında buranın size meyveli hallerini göstereceğiz. Ve hasatta bir video çekeriz. Bu 5. ağacımız bizim trilyeler, edremitte. Yazında size 5. ağacı göstereceğiz edremit olarak. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. Evet, öyle yapalım. Gemli'de bu videosu olan Gemli'de belirleyeceğiz ve yine aynı ağacı size göstereceğiz ve ne kadar şöyle olmuş. Bir şey daha yapalım. Bu tarlada bir ağacımızı budamayalım. Budamayalım. Yani biz zarar edelim diyor. 2 yıl öncesine kadar 450 ağacını budamayan Mehtap ablamız şu an bir ağacını budattırmak istemiyor. Şimdi bütün zeytin üreticilerinin ve bu işe gidenlerin hepsinin tahmin ediyorum biliyordur. Ağacı budamayacağınız zaman başına ne geleceğini biliyorsunuz. Benim bu ilk tecrübem değildi Eren'in geçen sene bahsettiği. Daha öncesinde de böyle budatmadığım yıl vardı. Gene aynı şeyi yaşadık. Yani biraz bile iste. Çünkü budayanlara biraz kızgınlığımdan. Güvensizlik tabii. Ve yeni birine budatmak istemedim Eren'i bulasıya kadar. Ha Eren'i bulmasak da bir şekilde çok şükür yolumuz kesişti. Birilerine mutlaka herkes budatıyor bahçesini. Ama önemli olan doğru budatmak. Evet burada daha öncesinde de bizim iyi budayan bir budayıcımız vardı ama sonrasından bıraktı. Ondan sonra da piyasadaki kişilere budattık. Onlara da kötü bir şey söylemek istemiyorum çünkü onların da bilgisi öyle. Siz kendiniz araştıracaksınız, bakacaksınız, tecrübe edeceksiniz ve doğru budamacıyı bulacaksınız. Siz bunların tatlılığını gördünüz mü? Anam, anam, anam. Aynen gelin bakalım gelin. Ya. Anneler tabii kızıyor biraz. Ya yok böyle bir tatlılık. Yok böyle tatlılık. Anam. Ya ben seni yerim bebek. Her şeyin yavrusu ne güzel. Küçük. Anam. Gel bakalım. Gel bakalım. Hepsi sevilmek istiyor. Pop. Adın ne bakayım senin? Adın ne? Biraz da diğer kardeşleri sevelim. Bak. Kedi de tosun gibi. Kedi seni de sever mi biraz? Beda. Yerim olsa gerçekten besleyeceğim şunları ya. Vallahi. Tabii baba biraz kızıyor. Ya şuna bak ya. Şu biraz erkek gibi. Gel bakalım. Gel tosun. Yok dişiymiş. Kino tarzı köpekler hem az yiyor hem çok havlıyor. Güzelliklere bak ya.
İki ağacımızın da ince arası bitti. Merak edenleriniz olacaktır hocam. Geçen seneki videonuzda iki ağaç budamıştınız. Onu şimdiki halini merak ediyoruz diyenler varsa, bu iki ağacımızın ikinci yıl ürün budaması yapıldı. Evet değerli takipçiler, Mehtap ablamızın bahçesi bitti. Dallar tertip düzenli bir şekilde toplanmış. Buralar dal parça. Neyle parçalayacağım Mehtap abla? Dal parçalama makinesi gelecek. Onu evet. Görüyorsunuz, sözde bu sene ince ara yaptık. Tabi tarlanın başı var, sonu yok. Tahmini bir 500 metre mi sonu? Aşağı yukarı. Yarım kilometrelik bir zeytin dalları. Biz burada ince ara yaptık. Görüyorsunuz ki hepsi aynı formda. Şurada biz bir tane ağaç bıraktık. Hemen ona doğru gidelim. Neden bıraktığımızı size söyleyeceğim. Şimdi değerli takipçiler, şu ağacı budamadım ben. En büyük ağacı ve en çok meyvesi olan ağacı bıraktım. Neden bıraktığımı size ve neden budamadığımı önümüzdeki sezon Ağustos, Eylül gibi göstereceğim. Mehtap abla şöyle bir yaklaşır mısın? Şuralar hepsi meyve. Çok yakından bir çekim yapalım. Tarlanın yola yakın olan ve göz önünde olan ve ışığı bol alan, bol miktarda meyve olan ve en güçlü ağacı bıraktım. Ve önümüzdeki sezon neden bıraktığımı sizlere uygulamalar olarak göstereceğim diyoruz. 500 ağaçlı bahçenin sonuna geldik. Sonuna gelmeden önce ben bir şey isteyeceğim Eren. Ne? Sen her böyle videonun sonunda, paylaşımların sonunda son güzel bir söz söylüyorsun. Burası için de bir şey söyle, kapanışı öyle yapalım. Bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Onu sen bileceksin. Ne söyleyelim? O zaman küçük bir dua edelim o zaman. Çok iyi olur. Zeytin dostu şöyle dua eder. Allah ömrünüzü zeytin ağacı gibi uzun, bedeninizi zeytinyağı gibi sıhhatli, yuvanızı zeytin taneleri gibi bereketli kılsın dostlar. Amin. Allah'a emanet kalın sağlıcakla.